Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golbağ.com'un ve Kayseri Özelim Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan 16 Eylül 2023'ün ilk videosuyla karşınızdayım. Şükür transfer sezonu bitti. Artık e, gerçek hakiki manada Fenerbahçe taraftarıyla yolumuza devam etme vakti geldi. E, şunu da söyleyeyim. Sadece transfer duyum almak için birkaç aydır burada şebeklik yapan arkadaşlar. Pislik yapmanıza gerek yok. Efendi gibi gidebilirsiniz Diğer transfer döneminde de tekrar gelip e, yalakalık yapmaya çalışabilirsiniz. Gerek yok ama bunlara inanın biz net adamlarız, sabit adamlarız. Ağzımızdan çıkan bir, kalbimiz bir, yani samimiyete daha çok önem veren adamlarız. Buradaki bütün samimi kardeşlerime de tekrar tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki biz derlesiniz. Şimdi transfer sezonu bitti. Fenerbahçe'de çeşitli ayrılıklar oldu. Son dakikada gidenler oldu. Hani beklentiler oldu diyelim. E, Jojin Yo Jin Hojo diye yazıyorlar ama Jojin Yo ve Omar Fayet kiralık olarak gitmesini onay verdim ve iki futbolcudan kısa süre önce Ademlayıcı kadrosuna katan Sırbistan Sırbistan'daki takımlarından Novi Pazar'a gittiler merak edip hiç baktınız mı arkadaşlar Novi Pazar'ın transfer marketine ben şu anda bakıyorum çünkü ben de merak etmiştim ama bakmamıştım. Şu anda bakıyorum. Transfer marketi toplam 6.55 milyon euro. E, liginde 11. sırada Sırbistan liginde. 230 bin euro artıdalar. Tabii bizim oyuncular daha yazılmamış. 300 bin euro, 200 bin euroluk sürekli oyuncular var. Forvetlerde aslında eksikleri var. Oraya güzel bir isim gidebilirdi. Omar Fayet kiralık olarak yazıyor listelerinde burada oynama garantisiyle gittiğini de biliyorum. Adem Laiç, Omar Fayet e, Yalnız Joe yazıyor mu? Evet Joe da kiralık olarak yazıyor arkadaşlar. Bedelli bedelsiz birçok transferleri var. Kendileri adına hayırlısı olsun. Aynı zamanda Fenerbahçe'miz çeşitli açıklamalarda bulundu. Emre Demir'in Ümraniyespor'a Spor'a bir yıllığına kiralık gittiğini söyledi. Daha önce de söyledim. Bunlar oynama garantisiyle gönderilmeye çalışılan isimlerdi. İyi oldu. Yani Fenerbahçemiz adına bu isimler iyi oldu arkadaşlar. Gittiler. inşallah çok çok forma şansı bulurlar. Çok da iyi yerlere gelirler bu iki arkadaş için. Fenerbahçe'de sakatlık Vartu Elmas Yani üzen haber olacaktı. Ama bu kadar çabuk olacak mıydı? Olacaktı. Genç futbolcumuz Vartu Elmaz. U21. Milli takımının İtalya ile oynadığı maçta Yaşadığı sakatlık sebebiyle bir süre sahalardan uzak kalacak. Antalya spor maçımız var. Pazar günü. Maça odaklanmış durumdayız. Yarın pazar günü dediğimde. Aspor'un haberine göre Bartu Elmas sakatlık yaşadı milli takımda yaklaşık 10 gün yok. Tedavisi sürecek. Marsilya'dan transfer edildi. 3 resmi maçta forma giydim. Geçmiş olsun diyorum futbolcumuza. Arkadaşlar Thiago Alcantara'nın Türkiye kararı bu haberi. Hocam transfer dönemi bitti artık. Transfer haberi verme. Şundan dolayı vereceğim. Thiago Alcantara ile bir alakamız yoktu. Son anda da denedik ama olmadı. İyi ki de olmadı diyorum ben şahsım adına. E Fenerbahçe Trabzonspor ikisinde gündeminde olan futbolcu. Liverpool'da forma giyor. Türkiye kararı ayrılmıyorum oldu. Fabrizio Romano'nun da haberine göre Liverpool'un yıldız oyuncusu transfer sıcak bakmadığını belirtmiş. Yani Fenerbahçe'ye imzalıyor ediyor diyenler. Mesela şunlar hep unutulacak. Yağız Sabuncuoğlu'nun Fenerbahçe'ye yazdığı 15 tane 6 numara unutulacak arkadaşlar. Hatırlayın neydi o Misic, Kiçic, Baçic falan hepsi unutulacak. Kimse bunu anmayacak. Herkes diyecek ki Mustafa Hocam sen şunu diyordun. Yani Mustafa Hoca samimi olduğu için sizin en ufak bir eleştirinizde direkt engeli basmadığı için rahat rahat bana atıp tutacaksınız. Canlı sağ olsun. Sizin de yani herkes kendine yakışanı yapar. Ben kendime yakışanı yapacağım. Siz de yaparsınız. Sıkıntı değil. Aynı zamanda şunu da tekrar hatırlatmakta fayda var. Hiçbir transferi, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yaptığı hiçbir transferi ben yapmadım arkadaşlar. Ben sadece gelen duyumları aktardım. Tabii ki de yanıldığım oldu. Tabii ki de bildiğim oldu. Tabii ki de hani herkesten önce ya da tek başıma bildiğim duyumlar da oldu. Tabii ki de çok çok önceden söylediğim duyumlar da oldu. Mesela 28 Nisan tarihinde Ryan Kent'in kapı gibi işte... Temmuz'un başında Ciko'nun kapı gibi, Bekao'nun kapı gibi ya da Cengiz Ünder kesinlikle Fenerbahçe'de istediği kadar Galatasaray yazsınlar demem gibi. Fred gibi, Şimanski Galatasaray'la görüşürken yazmam gibi, söylemem gibi falan filan. Hani bunlar övünmek için söylemiyorum. Bunları şu yüzden söylüyorum. Arkadaşlar kanalımıza saldıranlar genellikle aynı argümanları kullanıyorlar. Aynı cümlelerle saldırıyorlar. Muhtemelen bir kişinin birden fazla fake hesabı var. Ondan da yazıyor, ondan da yazıyor, ondan da yazıyor. O yüzden söylüyorum. Tabii ki de bilemediğim duyumlar da var ki en basiti ben 6 numara gelecek dedim bana söylenen duyum bu dedim. En basit bilemediğim olay bu hocam. Basit değil bu. Gelseydi kral olacaktın. Gelseydi kral mural olmayacaktın. Fred geldi kral mı oldum? Yani öbürü geldi kral mı oldum? Cengiz geldi kral mı oldum? Şimanski geldi kral mı? Olmadık. O gelmedi diye de soytarı olacak da halimiz yok. Ben elimden geleni aktardım. Vicdanen rahatım. Ama yine de transfer sezonunda varsa kalbini kırdığımız, incittiğimiz kardeşlerimiz hepsi de hakkını helal etsin. Özürlerimizi de sunarız. Şimdi Ümraniye spor, Emre Demir dedik. <laughs> o da hayırlı olsun. Fenerbahçemiz adına. Ki bunu özel haberle falan vermişlerdi ama gerek yoktu özel haberle vermelerine. Birincilikten oynayabileceği bir kulübe gideceğini söylemiştim. Mehmet Büyükekşi'den Stefan Kuntz açıklaması gelmiş ama adlarını bile duymak istemiyorum her iki isminde. TFF Başkanı Milliyet Yazarı Atilla Gökçe'ye Stefan Kuntz'la ilgili çarpıcı ifadeler kullanmış. Kendi bacağına sıktı demiş. Herkes ılım sabır sükûne tavsiye ediyorum. Maçtan sonraki açıklamalarla kendi bacağına sıktı demiş. Yani kovacağız demek istemiş açıkçası. Değerlendireceğiz. Sakin bir ortamda bunu paylaşabilirdi. Arda'yla konuştum diyor. Arda Güler'den bahsediyor falan filan. İsmail Kartal'dan oyuncularına siz bana yetersiniz. Bir şey söyleyeyim mi? Olan oldu. Giden gitti. Kaçan kaçtı. Gelen geldi. Gelmeyen gelmedi. Artık önümüze bakalım. Artık sizlerin desteğiyle katkısıyla kanalımızın <laughs> hani yoluna bakalım. Takımımızın arkasına destek olalım. Takımımız için çırpınalım. Anladınız mı? Artık takımımız için odaklanalım. Olmaz mı? Bitti. Altı numara gelmedi. Gelseydi şöyle olurdu. Gelmeseydi böyle olurdu. Şu iken bu oldu. Bu iken bu oldu. Bitti. Bitti şekerim. Bitti. Zamanı geri döndüremezsin. O yüzden önümüze bakalım. Bak. Crespo, Zayt, Feret, Şimanski, Mert Hakan, Yandaş hem topluca hem de tek tek İsmail Kartal bu oyuncularla görüşmüş. Hani haber öyle söylüyor. Ben demiyorum. Size güveniyorum. En iyisini yaparsınız demiş. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bak. Burası Türkiye. Burada insanlar gazla çok güzel çalışırlar. Çok güzel çalışırlar. Gazladığın zaman Mert Hakan'dan müthiş bir performans alırsın. Yani o yüzden de baktığınız zaman mecburen desteklemek zorundasın. Şimdi bu isimler arkadaşlar Görüşme gerçekleştirmiş. Size güveniyorum. Ne görev versen yapacağım biliyorsunuz. Sizler bana yetersiniz demiş. Açıkçası takımın puzzle'ın bir parçası eksik kaldı. Herkesin fikri ortak görüşü bu. Kimse bana martaval okumasın. 9 yıllık şampiyonluk özlemi. Tabii ki kaleci alındı. Stoper alındı. 8 alındı. Sağ sol. Korvet hepsine nokta atışı. 6 numaraya yapılamadı. Yapılamadı. Fenerbahçe'de yabancıların kaderi şekillendi. E, son bir kişinin kaldı. Omar Fayet Giorginio gitti. Ya Crespo ya Luan Perez. Hani Lincoln'un donduruldu lisansı. Bunu biliyorsunuz. 15. Luan Perez'in de aynı şekilde lisansının dondurulması beklenen bir olay. Hani Joshua King için devasa bir teklif geldi. Ama King gider mi? Keşke gitse. Çünkü niye biliyor musunuz? Benim için şu saatten sonra King'in, Ming'in hiçbirinin önemi yok. Benim için şu saatten sonra Fenerbahçe'nin önemi var. Bu yaştaki bir oyuncuya devasa teklif gelirse gitmesi bence daha mantıklı. Crespo her e, iki şeye de yazıldı, listeye de yazıldı, hem lige yazıldı hem Avrupa'ya yazıldı. Yani artık e, artık her şey belli, her şey yerinde. Ne olacaksa olur, onu da söyleyeyim. Fenerbahçe'de son gün atağı, hedefteki 4 isim, 4 transfer için Fenerbahçe atak yapmış transfer sezonunun son gününde Mario Branco bir taraftan çalıştı. Bragalı Al Yoğunlaşıldı. Selahattin Baki bir taraftan İngiltere'de iki temsilciye yetki verdik. Onlar bir taraftan Andre Gomez, Leandon, Leander Don, Dendon Kır, Wilfred Ndidi. Hani bunlar için girişimler. Braga'nın inadı bitmedi. 11.725 ödeyecek. Bize de 6.5 ödeyecek ödemedi. Biz de FIFA'ya da şikayet edeceğiz ödemedi diye. Belki daha fazla ödeyecekler. En dediği için son hamle. Arkadaşlar en diye inandıysanız size ben hiçbir şey demiyorum. Niye biliyor musun? Ya abi adamlar Premier Lig'e yükselmek istiyorlar. Oranın lideri. Yani oranın lideri. Ee, niye verecekti? Niye verecekti en iyi oyuncusunu? Eldeki tek kütür kütür altıyı. Anladınız mı? Şimdi şunu da söyleyeyim. Artık İsmail Yüksel'in üstündeki yedek kalma baskısı kalktı sevgili Emre Gürdal'a teşekkürler. Kendini ispatlama kaygısı kalktı. Daha olgun, dikkatli oynamak zorunda. Hani kendimi göstereyim diye şekilli şükürlü oynamasına gerek yok. Bartu orijinal altı. E, Respo sözleşmesini yenilediği anda kendini takıma verecektir. Yani iyi bir altı geldi. Pedro gibi iki ay sakatlandı diyelim. Bu durumda ne olacaktı diyor. İşin ocağa kalması. Bak işin ocağa kalması ben size bir şey söyleyeyim mi? Bir taraftan da iyi. Niye iyi biliyor musunuz? Ya her kötü haberin aslında bir iyiliği vardır. Abi geçen sene Fenerbahçe şampiyonluğu ilk haftalarda mı kaptırdı? İkinci devre mi kaptırdı? Bence ikinci devre kaptırdı. Ondan önceki sene ilk haftalarda mı kaptırdı? İkinci devrede mi? İkinci devre. Emre Belezoğlu zamanında ilk maçlarda mı kaptırdı? Son maçlarda mı? son başlarda. Demek ki biz başını iyi getiriyoruz. Ortasına belki de iyi götürüyoruz ama sonunu iyi yapamıyoruz. O zaman sonuna odaklanalım. Hocam sonunu düşünen kahraman olamaz. Şimdi kıymetli dostlar birçok isim için uğraşıldı kabul. Birçok isim alınmaya çalışıldı kabul. Olmayınca olmuyor kabul. Ama siz de şunu kabul edin. Elimizden geleni yaptık. Gerçekten olmayınca olmuyor. Hakikaten olmayınca olmuyor ya. Vallahi olmayınca olmuyor. Ya Fenerbahçe şansı. Ya canlı yayında da söyledim. Dün açıkladım. Tekrar tekrar da söyledim. Luan Perez'e 9 milyon euro teklif geliyor. Ben gitmem diyor. Bu arada Batu 15 milyon euro falan teklif geldi. Siz benden daha iyi biliyorsunuz. İyice de açıkladık bunları konuştuk. Arabistan diye gitmedi. Aynı Batu Avrupa'dan teklif geldi. Bu sefer de Avrupa diye gitmedi. Yok Avrupa diye gitme değil. Yıllık ücreti veremediler. Bizim verdiğimiz 3 veriyoruz. 3 veremediler. Sonrasında Luan Perez'e çok güzel bir teklif yine geldi. Lan bu sefer de olmadı. Bu sefer de sakatlık durumu ortaya çıktı. Maalesef ve maalesef gidemedi. İşte Fenerbahçe şansı. Galatasaray'da olsaydı buradan giderdi. Gittiği gün sakatlanırdı. En dediği için Hamleden Donkırım maliyeti ucuz. Gomez hazır kıta. apis bize sakat Gomez'i kitleyeceklerdi. Andre Gomez'i. Bak Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu. Durup durup böyle bir elemanı bedava veriyorlarsa işkilleneceksin aga. Bunun başka çaresi yok. İşkilleneceksin. Ulan niye bedava verdiniz diyeceksin. Yani bedava değil. Şimdi elinde birçok alternatifim var. Yanlış anlamayın beni. Galatasaray maçları da dahil, Beşiktaş maçları, Trabzonspor maçları ya da Avrupa'daki maçlarda dahil. Elindeki kadrodaki herkesi oynatabileceksin. Geçen sezonki Crespo Atletico Madrid'in transfer listesine girdi mi? Girdi. Atletico Madrid 8 milyon euroluk resmi teklif yaptı mı? Yaptı. Yine yaparsa? Ya bizden alası yok. Yine yaparsa bizden alası yok. İsmail Yüksek. Yani İsmail Yüksek 6 numarada dürtme huyundan vazgeçip sade güvenli oynarsa bizden alası yok. Bir de şunu söyleyeceğim arkadaşlar saldırılar çok fazla. Bunlara göğüs germemiz lazım. Bunlara hep birlikte konuşmamız lazım. Mesela Fred iddiası. Fenerbahçe'den Fred iddialarına sert cevap. Bunu duydunuz mu? Muhtemelen duymuşsunuzdur. Çünkü sosyal medya çalkalandı. Manchester United'dan Fred'i e transfer ettik. Ancak Fred'le ilgili iddialara sert şekilde cevap geldi. Sabah gazetesi yazarlarından LT isimlerini almak istemiyorum. L hocam onu öyle LGBT gibi ne bileyim LT isim soy isminin kısaltması. Canlı yayındaki sözlerine sert bir şekilde cevap veriyor. LT Galatasaray'ın da gündeminde olan Fred'i canlı yayında Manchester United Fred için 6-7 bekliyorduk. 15 gelince hemen sattık demiş diyor. Merakımdan hani acaba bende mi bir salaklık var diye Fred'in transfer marketine girdim. Şimdi bir daha söyleyeyim. Acaba bende mi bir salaklık var diye Fred'in transfer marketine girdim. Niye? Benim bildiğim Fenerbahçe 9.74'e aldı. 15 milyon euroya falan almadı. 15 milyon euroya hangi e, takım aldı bilmiyorum ama Fred'i 9.74'e aldık. EPK'da işlem gören kulübümüz kamuoyu, araştı, kamuoyu aydınlatma platformuna yani kapa yaptığı açıklamada 9.74 e aldığımızı söyledi. Transfer market 9.74 diyor. Herhangi bir opsiyon var mı? Yok. 355 dakikada Fenerbahçe'de forma giymiş. 450'yi tamamlamadan da benim geçer notumu almış bir futbolcudan bahsediyoruz. Ama DGB, şey, LT çıkıp 15'i e sattık diyor. Ahmet Selim da böyle bir açıklamanın saçmalığından bahsedip canlı yayında konuşuyor. Yayın sırasında yani Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklama yayın sırasında aynı kanalın bir başka yetkilisi tarafından açıkça ortaya konan gerçeklerle ilgili şahsın düştüğü acınası durumun ibretlik olduğunu vurguluyor. Bu şahsın kulübümüz ve değerleri hakkında konuşmaktan imtina etmesini beklediğimizi zorunlu kalmadıkça kulübümüz hakkında konuşmamasını Fenerbahçe spor kulübünü sporcuların atlarını ağzına almadan önce bir değil birkaç kez düşünmesini ciddiyetle öneriyoruz. Açıklamasında bulundu. Açıklama şu şekilde. Bugün Aspor ekranlarında yorumcu sıfatıyla yorumlar yapan LGBT LT isimli şahsın futbolcumuz Fred ile ilgili asılsız iddialarda bulunmuştur. Geçtiğimiz sezon üstlendiği kulüp savunucusu ve sözcüsü rolünü bu sezonda üzerine koyarak yalan ve algılarla sürdürmeye çalışan LT bugün katıldığı yayında da tamamen yalan olan algı oyunlarına devam etmiştir. Canlı yayında milyonların gözü önünde meydana gelen bu olay Türk spor medyasındaki bazı isimlerin üstlendikleri manipülatif rolün en açık göstergesidir. Yayın sırasında aynı kanalın bir başka yetkilisi tarafından açıkça ortaya konan gerçeklerle ilgili şahsın düştüğü acınası durumun ibretlik olduğunu vurguluyor. Bu şahsın kulübümüz ve değerleri hakkında konuşmaktan imtina etmesini beklediğimizi zorunlu kalmadıkça kulübümüz hakkında konuşmamasını Fenerbahçe Spor Kulübü'nü sporcuların adına ağzını almadığı önce bir değil birkaç kez düşünmesini ciddiyette öneriyoruz. Ya bir insan şunu niye yapar? Aç kalmıştır tehdit yiyordur, şantaj yiyordur. O yüzden yapar. Başka yapmaz. Harbi başka yapmaz. Niye yapsın ki? Ya karşındaki de senin bir yani büyük bir camia. Ya kimse kimsenin ekmeğini oynamasın. O ayrı mesele ama kimse kimseye de çamur atmasın. Ya Galatasaray ben desem ki Galatasaray 1905'te değil 1200'de kurulmuştur. İspatlarsınız, rezil edersiniz, madara edersiniz. Dersiniz ki lan sen bir daha konuşma. Lan arkadaş 15'e alınmış diyor lan her kap açıklaması belli her şey belli o belli bu belli 15'e alındı demek ya ben aklımı aldırdım demek lan aynı şey ya 15 milyon euroya diyor sattık hangi 15 milyon euro? O zaman benim aklıma şu geliyor demek ki Galatasaray 15 milyon euroya sattı bunu satın almak istedi 15 milyon euroya olmadı. 6 numara Ali Koç 6 numara eksikliğimiz var. Önümüzdeki 2 gün içerisinde bitirebilirsek Avrupa'ya yazdırırız. Bitiremezsek de 15 günümüz var. Hocam bu açıklama benim çok zoruma gitti diyor. Hepimizin zoruna gitti. Şu açıklama yapılmasaydı arkadaşlar bence onun üzerinden onluk transfer dönemi geçirdik derdim. Hepiniz de kabul ederdiniz. Şu açıklama maalesef hepimizin morallerini alt üst etti. Yani çok da konuşmanın lüzumu yok. Çok da e, şeyin lüzumu yok arkadaşlar. Şimdi Livakovic ile ilgili Dinamo Zagreb yönetim kurulu başkanı Vlatska Peras. Dominik Livakovic için bu yaz tek resmi teklif Fenerbahçe'den geldi diyor. Yalan. Ocak ayında ise Nottingham Forest 7 milyon euro artı bonuslar içeren teklif sunmuştu fakat transferi gerçekleşmedi. Fenerbahçe bizi 1 Temmuz'da aradı ve süreci başlattı. Türkler inanılmaz istekliydi. Livakovic bile ne yapacağını bilmiyordu. Ama sonunda harika bir teklif aldığı için ayrıldı. Bu tamamen anlaşılabilir bir durum diyor. Arkadaşlar bir şeyi söylemeyi unuttum. Ve onu da söyleyerek bu videomu sonlandırıyorum. Ve önemli bir şey söyleyeceğim şey. Bu arada iyi de hastalanmışım ha haberiniz olsun. Söyleyeceğim önemli şey şu. Transfer sezonunun özeti. Beşiktaş'ın elinden Dusan Tadiçi. Galatasaray'ın elinden Fred, Şimanski, Cengiz Ünder ve Mert Müldür'ü. Inter'in elinden Rodrigo Becao'yu. Villarreal ve Sevilla'nın elinden Livakovic'i. Suudi Arabistan kulüplerinin elinden Edin Dzeko'yu aldığı ateşli geçirilen bir transfer dönemi oldu. 6 numara transferi yetişmedi belki ama Fenerbahçe birinci transfer ve tescil döneminin kesinlikle şampiyonu oldu diyebiliriz. Şimdi parti ile ilgili şunu da söyleyeyim. Ee, parti eğer Fenerbahçe'ye gelseydi bizde çaprazı kopardı. Ben bir anket yaptım. Transfer dönemi bitine göre şu soruyu sorayım dedim. Senaryo farklı olsaydı hangi dörtlüyü isterdiniz? A seçeneği Altay Bayındır, Bekao, Ciku, Parti. Hocam niye Altay? Niye İrfancan değil? İsmail Kartal Altay'ı oynatırdı da o yüzden şekerim. Bakın Altay, Bekao, Party B seçeneği Altay, Samet Akaydın, Serdar Aziz, Crespo. Yani hiç kimseyi alamasaydı bir de böyle düşünün. C seçeneği Dilvakoviç, Ciku, Bekao, İsmail Yüksek. Artı İsmail Yüksek'in Bayer Leverkusen tarafından 12 milyon euroluk resmi teklif aldığını da hatırlatırım. Biz yerin dibine sokuyoruz, Manchester alıyor. Biz yerin dibine sokuyoruz, İspanyol takımı alıyor. Biz yerin dibine sokuyoruz, Real Madrid alıyor. Biz yerin dibine sokuyoruz. Ne bileyim, Alman devler alıyor. Biz yerin dibine sokuyoruz. O alıp 40'a satıyor, 15'e satıyor, 20'ye satıyor. Yani 60 milyon euro'ya futbolcu sattın, taksitle aldın. Evet, ortada harcayabileceğin para var. Eksiğiniz var. 60 sattıysan 30'unu harcayabiliyorsun. 30'u da hepsine dikkat edin aldığımız sporcular taksitle ödeyince 30'un ne kadar kalıyor bir bakın hocam Chris ile uzatmak yanlıştı e, kimsenin anlaşamadı geldi bize geri geldi kabul etmememiz lazım diyor yani yani ne diyeyim her türlü fikre saygımız var arkadaşlar her türlü fikriniz için teşekkürler her türlü desteğiniz için teşekkürler. Bir de mesela şu listeden hangisinin olmasını çok isterdiniz? Jorginho, Parti, Endidi, McDominay, Diaz, Suçek, Kelvin Phillips, Almusrati. Bugüne kadar söylemediğim cümleyi söyleyeyim. Thomas Suçek gelseydi aranızdaki en mutlu kişi ben olurdum. Şu kadar isme rağmen. En mutlu eden transfer, beni en mutlu eden Fred oldu. En üzen ayrıldık tabii ki Arda Güler oldu. Keşke gelseydi dediğim isim Thomas Suçek. İyi ki gelmedi dediğim isim şimdilik Wilfred Zaha. En unutamadığım an transferde tadiç duyumunun gelmesiydi. Onu söyleyeyim. 6 numara kesin alınacaktı. Rodrigo de Paul denendi mesela. Onu da belirteyim. Üyelere söyledim, abonelere söylemedim ama olmadı. biz Sumay'ı denedik. Olmadığını belirttim. Endi olmadığını belirttim. Üye arkadaşların duyumlarında var. Jorginho iptal olduğunu belirttim kesin gelmeyecek diye hatırlayın bu parti sürecinde. Sumare bence olacak isimdi. Niye olmadı onu anlamadım arkadaşlar. Gerçekten bak Bukari Sumare olabilecek en ciddi futbolculardan biriydi. Birincisi bu. ikincisi e, Sevilla'ya kiralık gitmiş mesela. Anlamadığım olay bu. Sevilla kiralık alabiliyorsa sen de alırsın transfer et opsiyonuyla. Anlamadığım olay bu. Niye beceremedik? Bir de Türkiye Ligi'nin imajı malum. Bu arada yazdığınız zaman arkadaşlar her türlü isimde çıkabiliyor. Sadece beni suçlamayın. Bu karı Sumaura yazın. Videolar deyin. Youtube'da 500 tane video görüyorsunuz. O kanalda yazmış. Öbürü de yazmış. Galatasaray'a hoş geldin yazan var. Nasıl bir oyuncu Fenerbahçe şu bu diyen var. Ondan sonra mesela Arda Güler kesin kalacaktı. Hatırlayın son süreci. Adamlar dedi ki biz seni bir yıllığına Fenerbahçe'ye verelim. Adam kabul etmedi. Ben burada açık yürekli anlattım. Tamam size duyum böyle verdim ama böyle yaptı diye. Sonrasında Crespo, King, Batshuayi süreci gördünüz. Hepsinin sürecini gördünüz. King, Crespo'nun menajerinin İngiltere'ye gitmediğini. Southampton'la biz anlaştık ya. 4,5 milyon euroya anlaştık gitmedi. 5,5'a bir Portekiz ekibine konuştuk gitmedi. Ve Batshuayi süreci. Hepiniz gördünüz. Kulübün vazgeçtiğini son anda gidip de başka birini aldığını gördünüz. Anlatabiliyor muyum? Yani durumlar bunlar arkadaşlar ve ee, hakkımızda hayırlısı olsun. İyi ki bu kanaldasınız. Hepinize teşekkürlerimi tekrar tekrar sunuyorum. Görüşmek üzere.